Hepinize selam millet. Organizata kanalına hoş geldiniz. Ne var ne yok, nasıl gidiyor hayat? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzun konusu Arda Güler. Arda Güler gidiyor mu? Sene sonunda bir takıma satacak mıyız? Şu anki gündemde sosyal medyada dolaşılan rakamlar, takımlar doğru mu? Onları konuşalım. Şimdi Arda Güler konusu biraz şöyle. Arda Güler'i zaten şu an Avrupa'dan istemeyecek olan hiçbir kulüp yok. Ve doğal olarak da Fenerbahçe'nin de minimum oyuncularını satarken kapıdan açtığı bonservis miktarı 20 milyon euro. Yani bugün siz çıkıp Atletico Madrid'de 20 milyon euro teklif yapmaya hazırlanıyor derseniz yalan söylemiş olmazsınız. Yani belki de öyle bir düşüncesi vardır. Barcelona, Dortmund takımları ama söylenebilir. Gerçekten de izliyorlar. Barcelona, Dortmund, Napoli, Arsenal. Bu dört takım daha fazla dile getirmek doğru olur. Yalan olmaz yani. Arda Güler konusunda tüm dünyanın isteyeceği bir oyuncu olduğunu sizler de bizler de biliyoruz. Çok yetenekli ama halen Fenerbahçe'deki görevi tamamlanmamış değil. Ben olsam Arda Güler'i uzun yıllar Fenerbahçe'de tutmak isterim. Yani çok da önemli değil. Fenerbahçe'den dünya kulüplerine oyuncu yollamak. Fenerbahçe'nin Arda Güler gibi oyuncusu kolay kolay yetişmez. Biliyorsunuz 10 seneden beri Alex de Souza gittiğinden beri 10 numara arıyoruz. Van Persie'ye verdik, Diego Ribas'a verdik. Verdik de verdik. Mesut Özil giydi, Samat da reisimiz giydi. Yani 10 numara bir futbolcu kolay kolay gelmiyor Fenerbahçe'ye. Gelmişken de böyle bir sene doya doya izleyemeden bu sene oynadığı dakika sayısı 1000 dakikaya bile ulaşmadı. Yani 10 maç bile söylenemiyor maalesef. Ben Arda Güler'in biraz daha oynaması gerektiğini düşünüyorum. Minimum bir sene olabiliyorsa 2-3 sene daha Fenerbahçe'de kalıp 20-21 yaşında Avrupa'ya gitmesinin gerektiğini düşünüyorum. Henüz genç. Yani gidip de Ömer Faruk gibi, Rıdvan Yılmaz gibi, Ozan Kabak gibi yani sıkıntılı süreçler yaşayabilir. Türkiye'den çok genç yaşta ayrılmak şu anki futbol camiasında, futbol dünyasında pek kolay olmuyor. Hele ki genç oyuncular, genç Türk oyuncular. Ben şu anlık doğru değil diyorum. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Organize atıklı kalın. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, daha direkt futboldaki Fenerbahçe'deki transfer bilgilerine ulaşmak istiyorsanız da kanala üye olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.